Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi gururla sunar. Sıtkı Davut Koçman Kitabı Yayın Tarihi 13 Kasım 2021 Proje Yöneticisi Ali Bayraktaroğlu Danışman Ali Osman Gündoğan Yazarlar Ahmet Duran Arslan Ceyhun Sarı Ekrem Ayan Gizem Ece Gönül Oktay Yivli ve Veli Uğur Bu eserin dil ve bilim bakımından sorumluluğu yazarlarına aittir. Kapak tasarım Kenan Bıyıklı. Dizgi tasarım Kürşat Erişti. Seslendirenler Gizem Ece Gönül, Murat Atmaca, Bulut Tanyeri, Ali Bayraktaroğlu ve rektörümüz Profesör Doktor Hüseyin Çiçek. Sıtkı Koçman'ın doğumunun 110. yılı anısına. 13 Kasım 1911, 14 Ekim 2005. Ön söz her millet kendi özdeğerlerini yetiştirebildiği sürece güçlü, müreffeh ve bağımsız kalabilmektedir. Ülkemizin en kıymetli özdeğerlerinden biri olan merhum Sıtkı Koçman, hem iş yaşamı hem de ile buna en iyi örneklerdendir. Kendisi tüm kazancını yine ülkemize yatırım yapmak suretiyle bugün sıklıkla üzerinde durduğumuz yerli ve milli üretimin ilk taşıyıcılarından olmuştur. Sıtkı Davut Koçman asıl yatırımın insana yani eğitime olduğunun da bilincindeydi. Sıtkı Davut Koçman'ın şehrimize ve Türk yüksek öğretimine katkılarını ölümsüzleştirmek amacıyla üniversitemiz tarafından bir biyografi kitabı hazırlama fikri uzun süreden beri vardı. Bu fikri Sıtkı Koçman Vakfı ile paylaştık, desteklerini aldık. Bunu Ahde Vefa Projesi olarak nitelendirdik. Elinizdeki kitabı güçlü bir ekiple çok titiz bir çalışma ve yoğun bir emekle hazırladık. Bugün elinizdeki kitap aynı zamanda Sıtkı Koçman'a olan minnettarlığın bir yansımasıdır. Hem gelecek kuşaklar hem de kendisini yakından tanımak isteyenler için heyecan verici, bazen de hüzünlendirici anıların yer aldığı bu eserin, Sıtkı Koçman'ın manevi değerinin daha iyi anlaşılmasına vesile olacağına yürekten inanıyorum. İsteyen herkesin yararlanabilmesi için kitabımızı sesli kitap formatında da sunduk. Aynı zamanda kitabı ulaşılabilir kılmak için elektronik bir kopyasını da üniversitemizin web sayfasını karekod uygulaması ile yerleştirdik. Bu özenli çalışma için emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ben rektör yardımcısı Profesör Doktor Ali Bayraktaroğlu. İyi okumalar dilerim. Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Hüseyin Çiçek'in kendi sesinden takdim. Ülkemize, bölgemize ve Muğla'ya uzun yıllar eşsiz değerler katmış olan üniversitemizin hamisi merhum Sıkı Davut Koçman'ın anısı için bu kapsamlı ve önemli biyografik eseri sunmanın sevinç ve mutluluğunu yaşamaktayız. Sıtkı Davut Koçman, ülkemizin yetiştirdiği en kıymetli iş insanlarından biri olma vasfının yanı sıra eğitim alanındaki hayırseverliğiyle de kendinden sonraki kuşaklara örnek teşkil eden manevi bir miras bırakmıştır. Bunun yanında Sıtkı Davut Koçman gerek girişimci ruhu ve ufuk açıcı görüşleri gerekse vatanseverliğiyle çalışmalarımızda daima etkin bir motivasyon kaynağı olmuştur. Bu değerleri daima öğrencilerimizle paylaşma gayreti içerisinde olduk. Çünkü kendisinin yaşam öyküsünde insani yönü bu esere sığmayacak kadar güçlü ve aynı oranda başarılarla dolu bir duygu dünyasına sahip olduğu göze çarpmaktadır. Çalışanlarına karşı her daim samimi, adil olan koçman, adaletin ve hayırseverliğin simgelerinden biri olarak hafızalara kazınmıştır. Nitekim Muğla Koçman Üniversitesi ailesi olarak bizler Ardında bıraktığı eserlerle ölümsüzleşen Koçman'ın feyz alınması gereken yüksek karakterini ve yaşam öyküsünü bu kaynak aracılığıyla sizlerle buluşturmayı önemli bir vazife olarak adettik. Örnek teşkil eden bu maddi ve manevi hazineyi ne kadar çok kişiyle paylaşırsak kendisine olan vefa borcumuzu bir nebze olsun hafifletebileceğimize inandık. Büyük emeklerle hazırlanmış olan bu eser, saygıdeğer Sıkı Davut Koçman'a ve değerli ailesine karşı duyduğumuz minnetin yalnızca küçük bir ifadesidir. Bu vesileyle bugüne kadar yaptıklarıyla kendisinden çok şey öğrendiğimiz Sıtkı Koçman'a Allah'tan rahmet, yaşamlarını sürdüren kıymetli ailesine sağlık ve huzur dolu bir hayat diliyorum. Ben Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Çiçek. İyi okumalar dilerim. Bölüm 1 Hayatı, ailesi ve kişiliği İtibarınız varsa her şeyiniz vardır. Sıtkı Koçman Hayatı 20. yüzyılı başı Osmanlı Devleti için zor bir dönem olmuştur. İmparatorluğun dağılmaya başlamasıyla birlikte halk, savaş, yokluk ve sefaletle karşı karşıya kalmıştır. Sıtkı Davut Koçman bu sıkıntılı ortamın çetin şartlarında dünyaya gelir. 1911 yılının 13 Kasım gününde İstanbul'un Beşiktaş semtinde doğar ve Üsküp eşrafına mensup olan dedesi Kuruşçuoğlu Davut Bey'in adını alır. Atatürk'ün sınıf arkadaşı olan babası Jandarma Generali Kuruşçuoğlu Ali Kemal Bey Üsküp'ten İstanbul'a göç etmiştir. Annesi Osmanlı Sarayı'nın hekimlerinden Albay İsmail Hakkı'nın kızı Behice Hanım'dır. Atatürk'ün bağımsızlık yolunda güvendiği arkadaşlarından biri olan Kuruşçuoğlu Ali Kemal Bey, 22 Şubat 1919'da Amasya'ya jandarma komutanı olarak atanır. Sonrasında katıldığı Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği üstün mücadele ve özveri neticesinde İstiklal Madalyası ile ödüllendirilir. Bu sırada henüz 7 yaşında olan Sıtkı Koçman, Beşiktaş Şemsi Mekatip'te başladığı ilk öğrenimini Amasya'da tamamlar. 1923'te Amasya Lisesi'ne yatılı olarak kaydolur. Aynı yıl Cumhuriyet ilan edilir. Bu tarih, Türk toplumunun yüzleştiği 50 yılı bulan yokluk, savaş ve parçalanma sürecinin sona ermesi anlamına gelir. Cumhuriyet ülkeye barış, huzur ve güven getirir. Ancak bunların sürekliliği modernleşme hamlesinin sosyal, siyasi ve ekonomik başarısına bağlıdır. Bu kritik dönemde liseyi bitiren genç Sıtkı da yeni kurulan cumhuriyetin sanayileşme hamlesine katılmaya karar verir. Bu amaçla 1926-1927 eğitim öğretim yılında Zonguldak Yüksek Maden ve Sanayi Mühendis Mektebi Ahlisi sınavına başvurur ve kazanır. Söz konusu okul, genç cumhuriyetin ihtiyacı olan kalkınmaya temel oluşturacak yeraltı zenginliklerinin değerlendirilmesi amacıyla kurulmuştur. Maden çıkarma ve madenlerin işletilmesinde gerekli bilgiye sahip mühendisleri yetiştirecek bu ilk yüksek okul, Ticaret Bakanlığı'nın kararıyla 20 Ekim 1924 tarihinde açılmıştır. Parasız yatılı olan okulun kurucu müdürü Mehmet Refik Bey'dir. Belçika'nın Mons kentindeki Ecole de Mines model alınarak kurulan okulda eğitim dili Fransızca olup İsviçre, Almanya ve Belçika'dan getirilen öğretim elemanlara ders vermişlerdir. Bu nitelikli eğitim sayesinde Koçman, Türkiye'deki en donanımlı maden mühendislerinden biri olur. Mesleğinin geliştirmesi için gerekli olan yabancı dillerle de donanan Koçman, çok iyi derecede Fransızca, iyi derecede Almanca ve İngilizce öğrenir. Çalışkan bir öğrenci olan Koçman, okulunu 1931 yılında birincilikle tamamlar. Koçman, yüksek öğrenimini tamamladıktan sonra devlet tarafından staj için Belçika'ya gönderilir. Onun gibi Avrupa'ya eğitim için giden gençler, cumhuriyetin en önemli umutlarındandır. Bu umudun farkında olan Sıtkı Koçman, ülkesine döndüğünde bilgisini vatanının gelişimine adar. İşe başladığı yıl olan 1932'den hayata gözlerini yumduğu 2005 yılına kadar durmaksızın ülkeye hizmet eder. Türkiye'nin en önemli iş insanlarından biri olur. 1935-1936 yıllarında Çorlu İstihkam Taburu'nda yedek subay olarak askerlik görevini tamamlar. Haziran 1941'den Aralık 1942'ye kadar ise Bursa 5. Kolordu emrinde bir buçuk yıl ihtiyat yedek subaylığı yapar. Ailesi Sıtkı Koçman, ailelerin yakınlığından dolayı müstakbel eşi Fatma Mefaret Hanım'ı çocukluğundan beri tanımaktadır. Mefaret Hanım'ın babası, tüm Nazif Kayacık hem Atatürk'ün hem de Koçman'ın babasının askeri okuldan öğretmenidir. İki gencin arkadaşlıkla başlayan ilişkileri zamanla sevgiye dönüşür. Birlikte aldıkları evlilik kararını aileler de destekler. Sıtkı Bey, askerlik görevini yaptıktan sonra 22 Mayıs 1937'de Fatma Mefaret Hanım'la evlenir. İki ailenin tanışıklık hikayesini Koçman bir söyleşi de şöyle aktarır. Yüz seneden fazla bir zamandır Mefaret Hanım'ın ailesiyle bir aile birliğimiz vardır. Annelerimiz komşu, babalarımız iyi arkadaştı. Eşine çok değer veren, kadını aile kurumunun merkezinde konumlandıran Koçman şunları söyler. Biz Rumeliliyiz. Çapkınlık yapılmaz bizde. Hanım, anne çok önemlidir. Evde annenin sözü çok önemlidir. Yuvayı dişi kuş yapar. Koçman'ın aile konusundaki duyarlılığı eşi tarafından da karşılık görmüş, aralarındaki sevgi ve güven ilişkisi bütün bir ömür devam eden güçlü bağların kaynağı olmuştur. Sıtkın ve Koçman'ın evliliğinden 16 Eylül 1939'da kızları okşan ve 23 Şubat 1943'te oğulları Mehmet Ali doğar. Okşan Koçman, İngiltere'de İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde okur. Öğrenimini tamamladıktan sonra bir süre İstanbul Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyeliği yapar. 1962'de evlenerek Amerika'ya gider ve uzun süre orada yaşar. Hayatta en zor şey evlat acısı. Ama takdiri ilahi, yapacak bir şey yok. Hayat devam ettiği sürece yaşamak için mücadele etmek gerek. Koçman'ın yaşadığı en üzücü olay oğlu Ali'nin 56 yaşında vefat etmesidir. Ali Koçman İktisadi Ticari İlimler Akademisini bitirdikten sonra yüksek lisans için Londra'ya gider eğitimini tamamladıktan sonra iş hayatına atılır. 1980-1984 yılları arasında TÜSİAD Başkanlığı'nı yürütür. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın kurucu üyeleri arasında yer alır. Ali Koçman'ın yıllar süren böbrek hastalığı kalp rahatsızlığına sebep olur. İlerleyen yıllarda bunlara şeker hastalığı da eklenir. Uzun yıllar çeşitli hastalıklarla mücadele eden Ali Koçman, daha fazla dayanamaz ve 28 Mart 1999'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeder. Sıtkı Koçman, oğlunu 1984 yılında vefat eden kendi annesi Beycihan Hanım'ın yanına İstanbul Feriköy'deki aile mezarlığına defneder. Oğullarını erken yaşta kaybeden Koçman ailesi derin üzüntüye boğulur. Uzun yıllar oğlunun acısıyla yaşayan Sıtkı Koçman 9 Ağustos 2004'te bir başka acıyla daha sarsılır. Çok sevdiği, onu koyacak yer bulamam, onsuz bir saat bile yaşayamam dediği eşi, Fatma Mefaret Koçman'ı kaybeder. Eşinin vefatından 14 ay sonra kendisi de bu dünyaya veda edecektir. Kişiliği Sıtkı Koçman, onu tanıyanların ve çalışanlarının ortak ifadeleriyle hayırsever, insana değer veren, çalışkan, dürüst, ileri görüşlü ve ticari zekası yüksek biri olarak bilinir. Devletine, ulusuna sadık iyi bir vatandaş olarak tanınır. Gazetelere çıkmaktan, televizyonda görünmekten hiç hoşlanmam. Bugüne kadar kimseye röportaj vermedim. Sevmiyorum. Servetine karşın sade, alçak gönüllü bir yaşantısı vardır. Ciddi ve ağırbaşlı biridir az konuşup çok iş yapmayı tercih eder. Konuşmaya alışık insan değilim. Dinlemekle vaktimi geçirdim. Her işte de bir şeyler kulağıma küpe olarak kalmıştır diyen Koçman vitrinde olmaktan daima kaçınmıştır. Sıtkı Koçman vefalı bir kişiliğe sahiptir. Kendisine yapılan bir iyiliği asla unutmaz. Muğla'ya ilk gelişinde göceye geçmeden önce bir gece Ula'da kalır. Hiç tanımadığı Ulalı bir aile ona iyi bir konukseverlik gösterir. Hatta Koçman'a haçlık teklif eder ve yolluk hazırlar. Koçman bundan çok etkilenmiştir. Yıllar sonra Muğla ve Muğlalılara büyük destek çıkmasında o yıllardaki bu Kadir Şinaslı'nın büyük katkısı olduğu söylenir. Vefalı kişiliğinin bir diğer örneği Ceylan ailesine karşı gösterdiği bağlılıktır. Diyarbakır'da çalışırken bir sorunun çözümü için kendisine yardım eden Ceylan ailesine minnet borcu duyduğu için Muğla Üniversitesi bünyesindeki inşaat işlerini Muzaffer Ceylan'a verir. Konuyla ilgili olarak Sıtkı Koçman'ın sözlerini Sayın Gürsoy şöyle aktarır. Ben A.C. Elan'a minnet borçluyum ve o yüzden binaların yapımına ona veriyorum. Parayı da ben veriyorum, ona yaptırılacak. Vefakar kişiliği sadece bireylerle sınırlı kalmamış, Muğla'nın geneline de yansımıştır. Bu yönüyle halk tarafından Muğla'nın babası olarak anılır. Vefa gösterip vefa gören Koçman, Ula Göcek arasında çalışırken halk arasında sarı ceketli mühendis olarak namsalar. Çevresindeki insanlarla samimi bir ilişki içinde olduğu bilinen Koçman, özellikle çalışanlarına ve onların ailelerine karşı ayrı bir ilgi ve muhabbet beslemiş, halkın taleplerine mümkün olduğunca cevap vermiştir. Evi olmayan vatandaşa ev yaptırmıştır. Kendisi de çalışanları tarafından sevilen biridir.'' bu niteliklerini Saadettin Tütüncü, biz onu severdik, o da bizi severdi, çalışanı severdi sözleriyle açıklar. Dostlarına karşı vefası ve sevgisiyle bilinen Sıtkı Koçman, Selahattin Göktuğ'un 1984'teki erken ölümüyle çok üzülür. Selahattin Göktuğ'la okul sıralarında başlayan dostluğu bütün bir ömür devam etmiş ve bu dostluk sonraki yıllarda kurulan iş ortaklığıyla perçinlenmiştir. Göktuğla kurdukları yakın ilişkinin temelinde çalışmaya ve emeğe verilen önem vardır. Koçman'a göre başarının ilk koşulu çalışmaktır. İkincisi de tasarruftur. İsraf konusunda toplumsal yapımızı eleştiren Koçman, adının verildiği spor tesislerinin açılışında yaptığı konuşmada öğrencilere ve öğretim üyelerine şöyle seslenir. Atalarımız ne demiş? İşten değil, dişten artar. İsrafı unutun. Biz millet olarak maalesef bol alışmışız. İsraf yapıyoruz. Buna sizler kapılmayın. Göz yummayın. Yapanlara da ikaz edin. Vefasının odak noktası cumhuriyettir. Cumhuriyetin kurucu değerlerine bağlı, aydınlanmacı, ulusal bilinci yüksek biri olan Koçman, Atatürk'e sevgisini ve hayranlığını her zaman göstermiştir. Ulusal bayramlarda okunan şiirlerden etkilenip duygulandığı bilinir. Milli bayramlarda okullara giderek törenlere katılır ve çocuklara para, şeker, defter, kalem dağıtır. Yine böyle bir bayram günü o sıralarda Göcek İlkokulu'nda öğrenci olan Hayriye Tomaş'ın okuduğu şu şiir karşısında duygulanır. Atatürk'ün nesliyiz biz, bilgiyle besliyiz biz, alnımız ak, başımız dik, nerede olsak belliyiz biz. Koca Türkler, yiğit Türkler, adı güzel şanlı Türkler, Bugünü Hayriye Tomaş şöyle anlatır. Sıtkı Koçman çok duygulanmış olacak ki gözyaşlarını tutamadı. Beni yanına çağırdı, yanaklarımdan öptü. Sen benim kızım ol, sonuna kadar okutayım seni dedi. Kabul etmedim, çok üzüldü. İyi bir insandı. Mustafa Koyuncu, Sıtkı Koçman'ın kişiliğiyle ilgili şunları söyler. Çok kadir şinas bir insandı rahmetli Koçman. Özellikle hanımlara karşı çok büyük bir saygısı vardı bir hanım odaya girdiği zaman hemen ayağa kalkardı. İnsanlığı, aile terbiyesi cumhuriyete dayanır. O, bu memleketin nasıl kurtulduğunu, nasıl bugünlere gelindiğini çok iyi bilen bir insan. Cumhuriyetin modernleşme projesinin ancak kadınlarla birlikte mümkün olacağının bilincinde olan Koçman, bu doğrultuda kız öğrencilerin okutulmasını tavsiye edip onları özellikle destekler. Üniversiteyi ziyaret ettiği bir gün edebiyat fakültesini gezerken tesadüfen girdiği dersi biraz takip eder. Sonra öğretim üyesine dönüp sınıfta kaç kız öğrenci olduğunu sorar. Sayının fazla olduğunu duyunca sevinir ve kızların desteklenmesi gerektiğini bir kez daha vurgular. Muğla Üniversitesi'ne ilk bağışı olan Ali Sıtkı Mefaret Koçman Kız Öğrenci Yurdu'nu yaptırması bu desteğin somut örneklerindendir. Sıtkı Koçman'ın yaptığı yardımlara bakıldığında insan yetiştirmeye çok önem verdiği görülür. Ona göre eğitimli, bilim ve teknolojinin imkanlarından faydalanan gençler ülkenin kalkınmasını sağlayacaktır. Tüm bunların bilincinde olan Koçman, Türkiye şimdiye kadar en büyük kötülüğü cehaletten görmüştür der. Eğitimde yalnızca kamu olanaklarının yeterli olmayacağını düşünerek varlıklı kişilerin eğitime bağış yapmalarını tavsiye eder. Pratik bir zekaya sahip olan Koçman bu sayede farklı iş alanlarına girer. Eşsiz girişimcilik örnekleri sergiler. Esnekliği, kararlılığı ve azmi sayesinde pek çok işte başarılı olur. Örnek bir yaşam hikayesine, iyi bir iş kariyerine sahip olan Koçman'ın bu niteliklerini Devlet Üstün Hizmet Madalyasını kendisine takdim ederken zamanın Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer şöyle ifade eder: Yaşam öyküsünün gelecek kuşaklar için yol gösterici olacağına inandığım Sayın Koçman'ı hepimiz çalışmalarıyla yakından tanıyoruz. İş adamı olarak Türk ekonomisine önemli katkıda bulunan, yardımlarıyla sanayi ve ticaretin gelişmesine öncülük eden Sayın Koçman, çok sayıda eğitim ve sağlık tesisini ülkemize kazandırmış, çocuk ve gençlerimizin yetiştirilmesi için yoğun çaba göstermiştir. Girişimci ve hayırsever kişiliğiyle her dönemin politikacı ve devlet adamları tarafından takdir ve minnetle karşılanan Sıskı Koçman, bu ilgiye rağmen politika ile arasında bilinçli olarak mesafe koyar. Siyasal iktidarlarla yakın ilişkide bulunmaktan daima imtina etmiştir. Onlardan özel isteklerde bulunmaz. Siyasi dünya ile ilişkisini verdiği bir röportajda şöyle özetler. Hiçbir zaman bir politika olmadım her iktidar döneminde birileri çıkar, birilerine yanaşır ya, biz hiçbir zaman ona girmedik. Bir telefon bile açmayız. Bu yüzden hep vardık. Sivri bir aile değiliz. Buna dikkat ederiz. Hiç kimseye yanaşmadık ya da hiç kimseyi karşımıza almadık. Sıtkı Koçman'ın İsmet İnönü'nün oğlu Ömer İnönü olan dostluğu da onun bu duruşunu doğrular. Söz konusu yakınlığı kendisi şöyle tanımlar. Erdal İnönü'nün ağabeyi Ömer İnönü çok aziz dostlarımdan biridir. Çok mütevazı, çok görgülü bir beyefendidir. Onunla hiçbir zaman İnönü ailesinden olduğu için arkadaşlık etmedim. Bu bize hiç yakışmaz. Adnan Menderes, Süleyman Demirel gibi yakın tarihimizin politikacılarıyla tanışıklığı vardır. Siyasete atılmadan önce Koçman'ın şirketlerinde çalışan Turgut Özal'ın da başbakanlığı sırasında bayramlarda sıkı Koçman'ı ziyaret etmek için Göcek'teki evine uğradığı bilinmektedir konuşmalarında sık sık dile getirdiği ''Karışma devlet işine, düşme vükela peşine, münacatta kusur etme, bak kendi işine, dörtlüğündeki düşünceyi düstur edinen Sıtkı Koçman, devlet erkanıyla sadece ulusal meseleler söz konusu olduğunda temas kurar.'' Devlet ricaliyle kurulan ilişkilerden kişisel çıkar elde etmek koçmanın ilkelerine aykırıdır. Yaptığı yardım faaliyetlerinde de söz konusu ilkelere her zaman bağlı kalmıştır. Devlete vereceğim vergi ile hayır işlerimi birbirine karıştırmam. Onun hayırseverlik anlayışına göre vergiden düşmek için hayır işi yapılmaz. Koçman bu tür faaliyetlerde bulunmaktan özel bir mutluluk duyar. Elbette yaptığı en büyük hayır işi Muğla Üniversitesi'ne sağladığı emsalsiz imkanlardır. Koçman çevresinde bulunanlar tarafından akil bir insan olarak bilinir. Sayın Gürsoy ile ilgili şunları söyler. Çok zeki biriydi Sıtkı Koçman. Kafası felaket çalışırdı. Sizin atladığınız, kaçırdığınız noktaları yakalardı. Zor yürüyor ya da tekerlekli sandalyesinde kötü bir şekilde duruyormuş gibi gözükse de hiç öyle değildi. Kafası her zaman çok çalışırdı. Yönetim toplantılarında herkesin fikrini, önerisini alır, dinler ve son kararı şöyle yapalım diyerek söylerdi. Kim tutmayan bir kişiliğe sahip olan Koçman, girdiği tartışmalarla ilgili kötü anılar biriktirmezdi. Ayrıca çevresindekiler tarafından çok titiz ve dikkatli biri olarak tanınmaktadır. Büyük yardımlardan sonra böbürlenmeyen, hatta bunlar için kendisine teşekkür edildiğinde mahcup olan alçak gönüllü bir karakter olarak bilinmektedir. Türkiye'nin sayılı iş insanlarından olan Sıtkı Koçman, bunu bir gösteriş malzemesi yapmamış, ağırbaşlı tarvını her zaman korumuştur lüks ve israf karşıtı duruşunu ömrünün sonuna kadar devam ettirir. Öyle ki büyük bir sermaye gücü olmasına rağmen Karaköy'deki ofisi sadeliğiyle, mütevazılığıyla bilinmektedir. Aytekin Çakır Koçman'ın sade yaşantısını şöyle anlatır. Sayın Koçman'ın Karaköy'deki ofisine gittik. Bina Galata Köprüsü'nün ayağına yakın bir yerde tarihi bir binaydı. Ofis son derece mütevazıydı. Tarih kokan eski pencere tipi kliması vardı. Masalar, koltuklar gayet temiz, düzgün ve tarihi ahşap kenarlıklıydı. İş hayatının farklı alanlarında önemli başarılara imza atan Sıtkı Koçman'ın özel hayatı da bir o kadar çeşitli ve renklidir. Türk sanat müziğini ve Rumeli türkülerini çok sever. Gençliğinde sık sık Safiye aileyi dinlemeye gider. İyi bir Fenerbahçe taraftarı olan Koçman, tenis maçlarında ilgiyle takip eder. Bazı tenis sporcularına maddi destekler verir. Ayrıca güreş müsabakalarını seyretmekten keyif alan Koçman'ın özellikle Sağır Mehmet'in güreşini çok beğendiği bilinir. Sıtkı Koçman ve eşi Mefaret Hanım Muğla sevdalısıdır. Yaptırdığı gemiler adlarını Muğla'dan almaktadır. Bunlar Muğla, Dalaman, Fethiye, Köyceğiz, Milas, Gökova, Bodrum ve Ula'dır. Sahip olduğu gemilere verdiği isimler Muğla'nın yurt dışında tanınmasına büyük katkı sağlamıştır. Mehmet Sombak kendisiyle yapılan söyleşide Koçman'ın köpekleri çok sevdiğini, evinde 10 kangal köpeği beslediğini ifade eder. Öte yandan onun çocukluğuna dayanan horoz tavuk ilgisi de çevresindekiler tarafından bilinmektedir. Bu ilgi 60'lı yıllarda onu tavukçuluk sektörüne yönlendirecek, ülkemizin ilk ve en büyük tesislerinden biri olan BAMİT'i kurdurtacaktır. Ömrü boyunca yaptıklarıyla ülkemizin örnek figürlerinden biri haline gelen herkes tarafından sevilip takdirle karşılanan Sıtkı Koçman, tedavi için gittiği Zürih'te 14 Ekim 2005 tarihinde hayata gözlerini yumar. Ardında ülkenin geleceğini şekillendirecek büyük bir miras ve hüzünlü ama azimli binlerce gönül bırakan Koçman, 16 Ekim 2005 Pazar günü Feriköy'deki ebedi istirahat yahına uğurlanmıştır. Bölüm 2 İş Hayatı Gelecek sizlere bağlıdır. Memlekete hizmet ederken çok çalışın. Sıtkı Koçman Yıl 1932. Cumhuriyetimizin kuruluşunun üzerinden 10 yıl bile geçmemiştir. Türkiye'de en çok söylenen sözlerden biri yoktur. Genç Cumhuriyetin, Henüz ayakları üzerinde kalma mücadelesi verdiği bu dönemde yeni iş alanlarına, fabrikalara büyük ihtiyaç vardır. Devlet elinden geldiğince endüstrileşmeye öncülük etmekte ancak 1929 dünya ekonomik buhranının etkisinin devam ettiği ortamda sermaye eksikliği yaşamaktadır. Kalkınmanın tek yolu yerli kaynakları harekete geçirmektir. Devlet imkanlarının el vermediği alanlarda çeşitli nedenlerle desteklenemeyen iş sahalarında ise özel sermayenin devreye girmesi gerekmektedir. Devletin ihtiyaç duyduğu girişimci iş insanlarının ilk nesli bu zaman diliminde ortaya çıkacaktır. O dönemde henüz 20 yaşındayken iş hayatına başlayan Sıtkı Koçman yaptığı atılımlarla 1960'lı yıllara gelindiğinde ülkenin en varlıklı isimlerinden biri olmuştur sahip olduğu zenginliği ülkemizin gelişimine adamış, yeni iş sahaları açarak toplumun refahının artırılmasına katkıda bulunmuş ve tüm bunlarla birlikte vergisi ödenmiş kazancından önemli miktarlarda hayır ve bağış faaliyetleri yürütmüştür. İş hayatına Muğla Göcek'te başlayan Koçman bu dönemi şöyle anlatır. Fethiye'ye ilk defa 19 Şubat 1932 günü sabaha karşı geldim buraların tahminlerimin ötesinde çok fakir olduğunu ve ormancılığın dışında bir gelişim olmadığını gördüm. Buradaki çalışmalarım esnasında Fethiyelilerden ve Göceklilerden çok yardım gördüm. İş hayatında Göcek benim esas mektebim oldu. Koçman iş hayatına Göcek'te faaliyet gösteren İngiliz Stanley Peterson firmasında mühendis olarak başlamıştır. 1932-1939 yılları arasında müdürlüğünü de yaptığı bu kurum, Türkiye'deki krom rezervlerini bulan ve işletmesini yapan ilk şirkettir. Şirketin maden ve bağlı işletmelerinde çalışanlar Göcek'le birlikte Karacıören, Elcik, Gürleyik, Karabörtlen, Akçağlan, Kara İsmailler gibi köylerden gelen insanlardır. Maden, ülkeyi kalkındıracak sermayeye dönüşürken çevrede yaşayan insanların iş ve aş bulmasını sağlamıştır. Koçman, o dönemde bir köy görünümünde olan Göcek civarında yaptığı faaliyetlerle yöre insanının hayatında büyük gelişim sağlanmasına vesile olmuştur. Ayrıca devlet imkanlarının yetersiz kaldığı alanlarda okul, sağlık ocağı, jandarma binası gibi muhtelif tesisleri ülkeye kazandırmıştır. Koçman bu dönemde Zonguldak Maden Mühendisi Yüksek Okulu'ndan arkadaşı Selahattin Göktuğ'la iş ortaklığı kurar. İkilinin güç birliği uzun yıllar devam eder. Selahattin Göktuğ'la birlikte Göcek madenlerinde hummalı çalışmalara başlayan Koçman için işler kolay olmamıştır. Binbir güçlükle çıkarılan madenlerin taşınması da ayrı bir problemdir. Çünkü ülkede kamyon bulmak çok zordur. Çözüm olarak Kurup firmasına başvuran Koçman, onlara krom karşılığı kendisine kamyon vermeleri teklifini götürür. Teklifi kabul görür ve kamyonlar Türkiye'ye gelir. Bunun sonucunda krom sevkiyatında büyük bir aşama kaydedilir. Şimdiye kadar yapamayacağım bir işe girmedim ve gerçekleştiremeyeceğim şeylerin sözünü vermedim. Biz elimizden geleni yapmanın gayreti içerisinde olduk. Bir süre sonra şirketin göcek işletmesi kapanır. Başka bir şirketin elemanı iken serbest ticaret hayatına atılmaya karar veren Koçman, İstanbul'a dönerek 1940 yılında iki ayrı şirket kurar. Söz konusu çabalarına Göcek'teki tecrübeleri ışık tutar Ülkede hangi değer üretilirse üretilsin, bunun piyasaya sunulmadıkça önemli olmadığını ve ciddi bir nakliye sıkıntısı olduğunu gören Koçman, Şark Nakliyat adlı şirketi kurarak bu derde çare olmaya çalışır. Diğer şirket ise uluslararası mal alım satımına yöneliktir. Sıtkı Koçman ve ortakları İthalat ve İhracat Şirketi adlı bu kuruluş sayesinde Anadolu'dan yola çıkan mallar deniz aşırı ülkelere ulaştırılacaktır. Şirketlerin kuruluşunun ardından Koçman ilk işini Ergani Bakır İşletmelerinden alır. Bu fabrikada kullanılan çakmak taşı, bakırın eritilmesi için büyük öneme sahiptir. Koçman, taşın çıkarılıp nakledilmesi işini üstlenir. Aynı dönemde bir başka işle de meşgul olur. İstanbul Taksim Meydanı'ndaki azınlıklara ait mezarların Şişli'ye aktarılması işini alır. Böylece yüzlerce mezar yeni yerlerine taşınmıştır. Sıtkı Koçman'ın yaptığı en büyük işlerden biri Zonguldak kömür işletmelerine maden direği teminidir. Elektriğin az üretildiği, petrol üretiminin de yetersiz kaldığı bu dönemde enerji üretimi için en önemli kaynak kömürdür. Dolayısıyla Zonguldak'taki madenlerin üretiminin kesintisiz sürmesi ülke için hayati önemdedir. Madenlerin çıkarılması yeraltı güvenliğinin sağlanmasına bağlıdır. Koçman 1943-1947 yılları arasında tünelleri ayakta tutan direkleri temin edeceğini taahhüt ederek büyük bir ticari operasyona girişir. Elinin altında direklerin taşınacağı kamyon olmadığı için her yere haber gönderir ve ilanlar verir. İlan, kamyonların lastik, yakıt ve bakım giderlerinin kendine ait olacağına yöneliktir. Bunun üzerine ülkenin dört bir yanından gelen kamyonlar birçok noktadan Zonguldak'a direk taşımaya başlar. Zonguldak'taki maden direği ticareti Koçman'ın hayatı boyunca en çok para kazandığı iş olur. 1948 yılına gelindiğinde devletin en önemli projelerinden birine dahil olur. Genç Cumhuriyet tüm ülkeyi doğu batı kuzey güney yönlerinde birbirine bağlamak azmindedir. Bu proje devrin koşulları gereği demir yolları ile gerçekleşebilecektir. Ortaya konan projeler tüm Türkiye'de hayata geçirilirken sıtkı koçmanda kalkınma hamlesine dahil olur. 1948 yılında Erzurum-Horasan arasında yapılmakta olan demiryolu projesinde taşeron olarak yer alır. Aynı süreçte Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinin çıkarılıp ticari hayata dahil edilmesi çabaları yoğunlaşmıştır. Ülkemizde bulunan değerli madenlerin çıkarılması ve endüstride kullanılmak üzere nakledilmesi iş tecrübesi ve yetenek gerektirmektedir. 1930'lu yıllarda edindiği madencilik tecrübesiyle Sıtkı Koçman bu alanlarda aranan insanlardan olur. Fethiye'de bulunan Karakaklık Ocağı, zengin krom madeni yasaklarına sahiptir. Devletin ön ayak oluşuyla maden işletmesini Koçman alır. Krom madenciliğinde uzmanlaşan Koçman, Fethiye'den sonra Köyceğiz Kromları Ayşe'yi kurar. Zamanla çalışma alanını genişleterek Bursa Toros Kromları Ayşe'ye ve hemen ardından Ula ilçesine bağlı Kıyra Köyü'ndeki madenlerin işletmesi için de Kıyra Kromları Limited şirketine hayat verir. Bizimle bugün çalışanların çoğuna bakın çoğuyla 1950'lerden beri çalıştığımızı görürsünüz. Babaların yerine çocukların çalıştığını görürsünüz. Hatta torunların. Bu madenler tüm çevreye hayat veren iş yerlerine dönüşür. Madenlerinde çalışanlardan biri olan Saadettin Tütüncü şunları söyler. Bizim yakın köylerimizde Kavakçalı, Balcılar, Karabörtlen, Gölcük, Turgut'taki insanların %80'i Koçman'ın madeninden emekli olmuşlardır. Diğer bir çalışanı olan Adil Koyuncu ise Koçman'ın yöreye katkılarını şu sözlerle aktarır. Çalışanların emekli olmasında ve çevresine sağladığı zenginlikte çok büyük başarısı vardır. Bugün herkes Karabört'ten olsun, Kıyra Köyü olsun, Kavak Çalı olsun, oralardan emekli olan işçilerin tamamı ona dua etmektedirler. Adı geçen işletmeler coğrafyaya yalnızca ekonomik değil, sosyal açıdan da katkı sağlar kadınların çalışma hayatına girmesi bu katkıların en önemlisidir. Çevre köylerden gelen kadınlar madenle ilgili iş kollarında çalışmaya başlar. Kendisiyle yapılan görüşmede Mustafa Koyuncu, kadınların çalıştığı birimleri şöyle tarif eder. Fabrika kurulmadan önce bandırma dediğimiz kadınların elle maden temizledikleri bir sistem vardı. Şirkette çalışan mühendisler yaptıkları bilimsel çalışmalar sonucunda kendileri elek yapmışlar. Elle çalışan elek, bunun üstüne madenleri elemişler. Suyla taşlar bir tarafa gitmiş, maden aşağı düşmüş. Buna da bandırma deniliyor. Bu işlemde kadınlar çalışmış. Sonra fabrikası kurulmuş. Şu anda mesela Kıyra Köyü'nde çok sayıda kadın var emekli olan. Mesela benim bildiğim üç, dört kuşak var. Ülkenin yokluk dönemlerinde sanayileşmenin henüz yeni başladığı zamanlarda elle maden eleyen emekçi kadınlar hem ülke ekonomisine katkıda bulunmuş hem de çalışıp kazanarak kendi ayakları üzerinde duran modern bireyler olma yolunda ilerlemiştir. Muğla Denizli yörelerini ihya eden bu yoğun faaliyetlerde Sıtkı Koçman'ın çalışma hayatındaki en önemli ilkelerinden biri her zaman ön plandadır. İşçilerin sigortalanması. Koçman bir gün bile çalıştırsa işçilerin sigortasını yaptırmaktadır yine çalışanlarından biri olan İlhami Karakaya onun bu konudaki titizliğine dikkat çeker. İşçilerin tamamının sigortasını mutlaka yaptırırdı. Sigortasız işçi çalıştırmayın. Allah razı olsun desinler yeter bana derdi. Koçman'ın kanunlar ve işçi hakları konusundaki duyarlılığı tüm çalışanlarının takdirini kazanır. Bir başka çalışanı olan Saadettin Tütüncü de bu düşünceleri destekler. Burada çalışan bir günde çalıştıysa sigorta aldı. Bu şekilde çok istifade edenler oldu. Koçman bugün bizim yanımızda ikinci babamız. Bir gün sigorta geciktirmez. Maaşları geciktirmez. Üretim olsa da olmasa da sigorta ve maaşlar zamanında yapılır. İşçilerin günlük çalışma ortamını dikkatle takip eden Koçman bir yandan da işletmeleri geliştirmeye çalışır. Sanayileşmiş ülkelerin devasa şirketleriyle rekabet etmenin tek yolu büyümektir. Bu çabanın şirketin olduğu kadar cumhuriyetin geleceğine de önemli etkileri olacaktır. Büyümenin yollarını arayan Koçman, maden cevherinin taşınmasının büyük bir maliyet olduğunu fark eder. 1950'li yıllarda Avrupa ve Amerika'ya maden gönderilirken gemilere yüksek miktarda kiralama bedelleri ödenmektedir. Madenin çıkarılması o günün koşullarında makine ve teçhizat yokluğunda büyük emek ve insan gücüne mal olur. Ancak daha önemlisi çıkarılan cevherin uluslararası piyasaya gönderilerek pazarlanmasıdır. Koçman'ın şirketinde ise gemi yoktur. 1949'da dünyanın en büyük kuram olucularından olan Alman Krupp firmasıyla özel bir anlaşma yapılır. Türkiye piyasalarında ağır iş kamyonları üreticisi olarak tanınan Krupp firmasıyla krom ticareti yaparlar. Söz konusu firma Bremen ve Bremenhaven'deki tersanelerin de sahibidir. Tersanenin Hermes kredisinden sağladığı finansla 1955 yılında ilk iki gemilerini sipariş ederler kurup firması İran'dan temin ettiği krom madenini artık Türkiye'den alacak ve karşılığında Koçman'a gemi inşa edecektir. Ancak bu noktada ticareti takas sistemine yönelik kanuni engeller olduğu anlaşılır. Başlı geçen engeller 1950 yılında yapılan genel seçimler sonrası tekrar gündeme gelir. Adnan Menderes hükümetinin izniyle takas sisteminin önü açılır. Böylece Koçman'ın deniz nakliyatı hayali 1956 yılında gerçekleşir. Koçman'ın koçu, arkadaşı ve ortağı Göktuğ'un Tuğ'u birleştirilerek Koç Tuğ Denizcilik ve Ticaret AŞ e kurulur. Bunun yanında Koç Tuğ Denizcilik diye ayrı bir şirket daha kurulup öbür şirketin yan finansmanları sağlanır. Kurup tersaneleri ise vaat ettikleri gemileri yapıp Koç Tuğ Denizciliğe teslim eder. 1957 yılında teslim aldıkları ilk gemiye Fethiye, ikincisine Muğla adını vererek taşımacılığa başlarlar. Toplam sayısı 9 olan gemiler maden ticaretine yeni bir ivme kazandırır. Diğer gemilere de isimleri madenlerin çıkarıldığı yerler dikkate alınarak verilir. Ardından inşa edilen gemiler Dalaman ve Köyceğiz'dir. 1961 yılında Bodrum ve Marmaris, 1980 yılında ise Milas, Gökova ve Ula gemileri teslim alınır. Bunlar içerisinde Köyceğiz ve Dalaman yüklemeleri kendi vinçleriyle yapabilecek kapasiteye sahip büyük gemilerdir. Her iki gemi de Amerika ile ticarette yer alır. Köyceğiz gemisi 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda ordunun emrine verilmiştir. Diğer gemiler ise Almanya ve Belçika'ya cevher taşımaktadır. İlk seferlerinde tüm gemiler maden yüklü olarak gidip boş dönmektedir. Bu nedenle dökme demir, krom cevheri, fosfat kayası, telefon direği gibi malların taşınmasından elde edilen gelir masrafların karşılanmasında yetersiz kalır. Koçman ve yanındaki çalışma arkadaşları bu duruma çözüm getirmek üzere Koç Tool Line adlı deniz taşımacılığı şirketini kurarlar. Birkaç seferden sonra şirket dünyada tanınan Türkiye'de ise sayılı deniz taşımacılığı kuruluşlarından biri haline gelir. Giderken maden götüren gemiler dönüşte eşya ve araba getirmektedir. Şirket o derece başarılı olur ki gemiler kaptan köşküne kadar mal ve eşyayla dolu olarak yurda dönmektedir. Böylece Koçman'ın şirketleri madenin çıkarılmasından deniz kıyısına taşınmasına, oradan gemilere yüklenerek uzak ülkelere ulaştırılmasına kadar tüm aşamalara hakim bir yetkinliğe kavuşur. Tüm bu atılımlar sırasında Sıtkı Koçman ve Selahattin Göktuğ'un önemli bir özelliği öne çıkar. İki mühendis de şirketlerin kuruluş ve gelişmeleri sırasında kamu kaynaklarından faydalanmamış, ülkeye yük olmaktan kaçılmışlardır. Tam tersine kazandıklarının her kuruşunu yeni ayağa kalkan ülkemizin gelişimine katkıda bulunmak için seferber etmişlerdir. 22 Temmuz 1960 tarihinde Milliyet Gazetesi'ne çıkan habere göre Koçman ve ortağı Selahattin Göktuğ devlet hazinesine bin adet cumhuriyet altını bağışlayarak tüm ülkeye örnek olacak bir tavır sergilemiştir. Madencilik ve deniz nakliyesi sektörlerinde büyük başarı kazanan Koçman, kara taşımacılığını giderek geliştiğini fark eder. Her zamanki ileri görüşlülüğüyle ülkemizde gelişme gösteremeyen otomotiv sektörünü canlandırmaya karar verir. 1957 yılında İngiliz firması BMC ile ortak olarak İzmir'de büyük bir tesis kurar. BMC Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde kurulan entegre otomotiv üretim tesisi Türkiye'de bir ilktir tesiste Türkiye'de daha önce hiç yapılmamış olan dizel motor imal edilir. İlerleyen yıllarda çeşitli kara taşıtlarına yönelik üretim yapan fabrikada traktör, kamyon ve otomobil motorlarının imalatı ile birlikte büyük bir atılım yapılmıştır. Koçman'ın bu başarısı uluslararası alanda da duyulur. 1971 yılında Türkiye'ye gelen İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ziyaret ettiği yerlerden biri de bu fabrikadır. İngiliz şirketiyle birlikte gerçekleşen bu büyük başarıdan dolayı Koçman'ı tebrik eden kraliçe 1973 yılına gelindiğinde bir adım daha atar ve İngiltere devleti adına Sıtkı Koçman'a üstün liyakat nişanı verir. BMC fabrikası üretime başlayınca Koçman kendi şirketlerinin şoförlerine bu kamyonlardan verir. Kamyonların lastik, yakıt, yedek parça ihtiyaçlarını karşılayarak şoförlerin üzerindeki baskıyı azaltır ve işlerine odaklanmalarını sağlar. Bu girişimin de uzun vadede çok sayıda insanın hayatına olumlu etkileri olur. Örneğin ilerleyen dönemde kurulan Ula Taşıyıcılar Kooperatifine bağlı olan ve Seka için çalışan çok sayıda kamyoncunun işlerine ilk başladıkları yer Koçman'ın şirketleridir. Göce'nin ilk şoförlerinden olan Orhan Şükrü Nogay'ın bu dönemle ilgili söyledikleri kayda değerdir. 1950 yılında Sıtkı Koçman'ın şirketinde kamyon şoförüydüm. Ben şoför olarak çalışırken burada hiç şoför yoktu. Denizli'den Göce'ye, Karaböğürtlen'den Gökova'ya krom madeni taşıdım. Bu madenlerin hepsi Sıtkı Koçman'ındı. O çok iyi, yardımsever ve herkesle dost olmayı seven birisiydi. Onun sayesinde ve yardımlarıyla 1957 yılında Göcek'te ilk kez ben kamyon aldım. Sıtkı Koçman'a 30 yıl hizmet ettim. Nur içinde yatsın. Koçman, otomotiv sektöründeki başarılarına Sabancı ve Koç gruplarıyla kurduğu ortaklıklarla devam eder. Sabancı grubuyla birlikte otomotiv yan sanayi malları üretimi için Akkar'dan sayı, Koç grubuyla da kamyon jant üretimi yapmak üzere teker sanı kurar. İşini sürekli geliştirmeyi ve yeni sahalarda çalışmayı prensip edinen Sıtkı Koçman, girişimcilikten korkmayan bir yapıya sahiptir. Kimi iş insanları tüm hayatları boyunca aynı iş kolunda faaliyete devam ederken Koçman yeni kanallar açmayı sever. Daha önce maden ve otomotiv alanlarına girmiş, bu alanlarda üstün başarı kazanarak şirketini en büyüklerden biri haline getirmiştir. Ancak bu başarılar da ona yetmez. Ülkede şehir nüfusunun giderek arttığını ve gıda ihtiyacının da büyüdüğünü fark eder. 1960 yılından başlayarak kendi kişisel ilgi alanı olan tavukçuluk sektörüne adım atar. Konuyla ilgili araştırmaları sonucunda İsrail'de faaliyet gösteren Yavne Kibutsu ile ortak olur. İki kuruluşun işbirliğinden doğan şirket ise Güneşli Tavuk Çiftliği adını alır. İstanbul'un Güneşli semtindeki tesislerde işlenmiş ve yarı işlenmiş tavuk ürünleri paketlenmiş olarak piyasaya sürülür. Güneşli tesislerinin bünyesinde büyükbaş hayvan da yetiştirilir. Türkiye'de ilk defa kuyruksuz koyunu yetiştirip satan yer de aynı tesislerdir. Koçman, piyasanın beklentileri doğrultusunda tavukçuluk sektöründeki çalışmalarını büyütmeye karar verir. Gelişen tavukçuluk sektörünün diğer ihtiyaçlarının da karşılanması gerektiğini düşünür. Yem ve ilaç konularında dışa bağımlı olmak istemediği için ülkemizde üretim yapılmasına yönelik girişimlerde bulunur. Hemen ardından Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Şirketini Banvit'i kurar. İsrailli Habik firmasıyla görüşür ve firmanın sahibi Doktor Beethoven ile ortak olarak Topkapı Kimya İlaç Sanayi Şirketini kurar. Ayrıca Topkapı Yem Sanayi Şirketi ile de Fenli Tavuk Yemi üretimini başlatır tavukçuluk alanında sayısı giderek artan şirketlerine Bursa Vitaminli Yem Sanayi Şirketi'ni ve Bolu Vitaminli Yem Sanayi Şirketi'ni ekler. Adı anılan son iki şirket günümüzde de aktif durumdadır. Koçman'a göre ülkenin gelişmesinin anahtarlarından biri tarım ve hayvancılıktır. Tarımın gelişmesi için bitkilerin haşır korunması, hasadın garantilenmesi gerekmektedir. Zirai ilaçta dışarıya bağımlı olan ülkemizin ihtiyaçlarının karşılanması elzemdir. Koçman konuya el atar ve Topkapı Agrokim Fabrikası'nı kurarak zirai ilaç üretimine başlar. Ayrıca med ilacı kurarak insanlar için ilaç üretimine yönelir. Sıtkı Koçman tüm yaşamı boyunca ülkemizin en saygıdeğer, yaratıcı, girişimci ve vatansever iş insanlarından biri olmuştur. Ancak onun hayatı sadece para kazanmaya adanmamıştır. Vefatına kadar okul, sağlık ocağı, köprü, yol gibi sayısız tesis açıp vatandaşların kullanımına tahsis eden Koçman ismini yaşadığı toprağa silinmeyecek, unutulmayacak eserlerle kazımıştır. Sıtkı Koçman binlerce kişiye iş imkanı yaratarak ülkemize önemli değerler katmakla kalmamış, titizlikle ödediği vergilerle farklı zamanlarda rekortmenler listesinde ilk sıralarda yer almıştır. 1974 yılında ilk 20'de olan Koçman, 1976 yılında en çok vergi ödeyen 3. iş insanı olmuştur. 82. sırada yer aldığı 1999 yılı listesinde oğlu Ali Koçman da 50. sıradadır. Koçman, ülkemizdeki firmaların birlikte hareket ederek dünya çapında etkili bir güç oluşturması gerektiğine inananlardandır. Bu nedenle ülkemizde iş hayatındaki pek çok yenilikte olduğu gibi iş insanlarının dernekleşme faaliyetinde de öncülük yapan kişilerden biri olur. 1971 yılında Türkiye sanayicilerini bir araya getiren en büyük çatı olan Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği'nin, TÜSİAD'ın kuruluşunda yer alır. TÜSİAD, zamanla ülke sanayisi için en önemli yapılardan biri haline gelmiş, oğul Ali Koçman da 1980-1984 yılları arasında derneğin yönetim kurulu başkanlığını yapmıştır. İş Hayatının Topluma Etkileri Sıtkı Koçman'ın Muğla yarısında yaptığı çalışmalar sadece ticari kazanç getiren işler değildir. Onun şirketleri Muğla, Fethiye, Denizli civarında tüm hayatı doğrudan ve dolaylı olarak derinden etkilemiştir. Maden işletmeciliği ile birlikte bölge halkı yeni ve büyük bir gelir kaynağına kavuşmuş ve binlerce insana iş kapısı açılmıştır. Sıtkı Koçman'ın maden şirketinde şoför olarak çalışan İlhami Karakaya, yöredeki halkın fiziki yaşam koşullarının iyileşmesine dair bir anısını şöyle aktarır. Bir gün yine Kandak Maden Ocağı'na gittik. Dönüşte Oyru Köyü'ne uğradık. Koçman, evladım bak, önceden bu köyde evler sazlıktandı. Biz bu iş yerini açtık. Şimdi bu evler hep kiremitli oldu. Bizim bu millete ne kadar faydamız olmuş, dedi. Bu sözlerden sonra Karakaya, Koçman'ın Ula Karabörtlen köyünün yolunun asfaltlanmasında ve köye elektriğin getirilmesinde yardımcı olduğunu ekler. Koçman yine Karabörtlen'deki Selahattin Göktuğ Ortaokulu'na oğlunun anısına Ali Koçman derslikleri yaptırarak katkıda bulunmuştur. Maden ocaklarının açılmasıyla birlikte madenin sevk edilmesi için yola ihtiyaç duyulur. İlk dönem develerle taşıma sağlansa da zamanla bu yöntem yetersiz kalır ve yol yapımına başlanır. Bu işte dönemin elverişsiz şartları nedeniyle kazma kürekle yapılır. İşçilerin elle yaptıkları yollar sadece maden sevkine yardım etmez. Halkın merkezlere gitmek için kullandığı güzergahlara da dönüşür. Şirkette ustabaşı Saadettin Tütüncü bu yollar hakkında şunları söyler. Koçman'ın bu köylerde 55-60 kilometrelik yolu vardır bu yollar elle yapılmıştır. Dere tepe demeden, yalçın kayalıklardan, fundalıklardan geçen yollardır. Daha önce maden sevkiyatı yolun olmadığı yerlerde deveyle yapılırdı. Bugün Karabörtlen'den Denizli Beyağaç ilçesine kadar yolu vardır. Hiç araç kullanmadan sadece kazma ile kürekle yapıldı. Bu yoldan da Orman Bölge Müdürlüğü ile yakın köyler faydalandı. Koçman'ın yöreye sadece para değil, çağdaş medeniyetin çeşitli unsurlarını da taşıdığı pek çok kişi tarafından ifade edilmektedir. Toplumun eğlence hayatında dahi onun izlerini görmek mümkündür. Göcek halkından Sait Demir, kendi gençlik yılları ve sonrasını anlatırken şunları söyler. Uzun kış gecelerinde yüzük, andaşı ve benzeri oyunlar oynar, köçek getirerek oturak şenliği yapardık. Sonra Sıtkı Koçman gramofon getirdi ve bize verdi.'' onu çalar ve keyiflenirdik. Koçman'ın madenleri çevre köylerdeki yaşam biçimlerini etkilemiş ve önemli değişimler yaşanmasına vesile olmuştur. Uzun yıllar onun yanında çalışan Mustafa Koyuncu tanık olduğu bu değişimleri minnetle anlatır. Çalıştığımız dönemlerde Koçman'ın gittiği yerler insanlığı öğrendi, yaşamayı öğrendi, hayatı öğrendi, medeniyeti öğrendi. Çünkü Koçman gittiği yere medeniyet götürdü. Ne götürdü? Madencilik başlayınca yollar yapıldı. Madene giden tüm yolları Koçman kendisi yaptırdı. Çünkü ekipmanı vardı. Yollar yapıldı ve insanlar o yolları kullanmaya başladı. Dolayısıyla araç olmayan yerlerde mesela Dalaman'a veya Köyeceğiz'e gidecek olan bir insan madenin kamyonlarıyla gidip gelmeye başladı. Ayrıca köylere götürülecek yükler de bu kamyonlarla taşındı. Örneğin Kara İsmaillere giden bir kamyoncu Karabörtlen'den veya Köyceğiz'den geçerken boş gitmemek için köyün ihtiyacı olan malzemeleri de götürürdü. Kandağ'a veya Akçaalan'a giden bir araç güzergahından geçtiği köylülerin çimantosunu götürmüş, kirecini götürmüş yani bu şekilde de medeniyet başlamış. Sonra maden ocaklarının olduğu yerlere jeneratörler geldi. İnsanlar elektrikle tanıştı. Karabörtlen'de jeneratör kuruldu. Şirketin lojmanlarına günün belli saatlerinde 3-4 saat elektrik verilirken aynı zamanda kara karakoluna, muhtarlığına, camisine yani sosyal olarak insanların hizmetini gören her birime elektrik verildi. Akşam saat 6-7 gibi hava karardığı zaman yanar, gece saat 11'de kapanırdı. Daha sonra köyün tamamının elektriğin gelmesine de vesile oldu. Göcek yöresi günümüzde ülkemizin en gözde turizm merkezlerinden biridir. Ancak 30-40 yıl önce sadece madenciliğiyle tanınan bir beldeydi. Öyle ki telefon bile yoktu. Bu konuda da Koçman'ın öncülüğü dikkat çeker. Onun yanında uzun yıllar bahçıvanlık yapan Mehmet Tombak, telefonun geliş hikayesini bilenlerden biridir. Turgut Özal, başbakanlığı zamanında özellikle de bayramlarda Sıtkı Bey'in elini öpmeye göceye gelirmiş. Yine böyle bir zamanda Özal Göce'ye cuma namazına geliyor ama başbakan olduğu için de sürekli iletişim halinde olması gerekiyor. Telefon etmek istemiş ama ne araç telefonları çekiyor ne de sabit bir telefon var Göcek'te. Sıtkı Koçman hemen bir gecede telefon santrali kurdurmuş. Açılışını ertesi gün Özal gelince kendisi yapmış. Hatta televizyon kanalları bunu canlı olarak yayınlamışlar. Sıtkı Koçman sadece bir girişimci değildir asıl mesleği olan mühendislikte de çevresindeki insanların hayranlığını kazanacak yetenektedir. Onunla çalışan kişilerden biri olan Maden Yüksek Mühendisi Mehmet Kiremitçi, Koçman'a hayranlığını şu anısıyla aktarır. 1976 Haziran ayında stajımı Köyceğiz Kromları şirketinin mühendisleri Osman Özenmiş ve Aydın Turunç gözetiminde Akçaalan Kuram Ocağı'nda yaptım yeraltı denetlemesi sonucunda 10 metrelik galeride tahkimat için maden direğine ihtiyaç duyulduğu tespit edildi. Bu tespiti yapan Osman Özenmiş, maden direği talebini sen yapacaksın dedi. Talebi Sıtkı Koçman'a ilettim. Bana galerinin tavan, taban ve yan taşlarının ne olduğunu, dünit tabakasının var olup olmadığını ve kalınlığını sordu. Sonucunda 5 metre küp, çapı 20'lik maden direği ve 2 metre küp sanayi odununa ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu sonuca varabilmek için saatlerce hesap yapılıp tahkimat seçilmesi gerektiği halde onun anında karar vermesine ve mühendisliğine hayran kalmıştım. Meslek hayatında sarı ceketli mühendis Sıtkı Koçman daima rehber olmuştur. Büyük başarıları imza Koçman, bunu zekası ve girişimci cesaretinin yanında disiplinle çalışmaya borçludur. Her zaman işine tutkuyla bağlı kalmış, çalışanlarından da aynı tavrı beklemiştir. Onun bu yönüyle ilgili Adil Koyuncu şunları aktarır. Rahmetli Koçman disiplini çok seven birisiydi. Sabah erkenden bizimle beraber sanki işçiymiş gibi yazıhaneye gelirdi. Bölüm 3 Yaşayan Mirası Türkiye şimdiye kadar en büyük kötülüğü cehaletten görmüştür. Sıtkı Koçman Sıtkı baba olarak tanındı hayatına dokunduğu insanlar tarafından bu isimle anıldı. İş dünyasının öncü isimlerinden biri olan Sıtkı Koçman, ahde vefanın güzel bir örneğini sergileyerek, Muğla dağlarından kazandığımı Muğla Ovası'na dökeceğim sözünü tutmuştur. Yer altından çıkardığı madenlerle yer üstüne okullar inşa ederek geleceğin mimarı olan gençlere kendi içlerindeki cevheri çıkarma fırsatı vermiştir. Son nefesime kadar eğitime destek olmayı sürdüreceğim. Sıtkı Koçman'ın eğitime gönül vermiş bir hayırsever olduğunu şu sözleri açık şekilde gösterir. Türkiye'de en önemli sorun eğitim sorunu. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin en iyi şekilde öğrenim görmesi benim en büyük hayalim. Son nefesime kadar eğitime destek olmayı sürdüreceğim. Hayırseverlik elbette ki her yönüyle anlamlıdır. Sıtkı Koçman'ı farklı kılan ise yaptığı hayırseverlik faaliyetlerinin başka hayırlara vesile olmasıdır. Yardımları tek bir noktayla ya da zaman dilimiyle sınırlanmayacak, ileri dönemleri de etkileyecek niteliktedir. Örneğin eğitim alanındaki destekleri sadece o dönemi etkilememiş, sonraki 10 yıllarda da nesiller boyu çok sayıda insanın hayatına yön vermiştir. Gösterişten uzak duran, medyada boy göstermekten imtina eden Sıtkı Koçman, tüm yardımlarını sessiz sedasız devam ettirmiştir. Günü kurtaracak yardımlardan ziyade sorunları kökünden çözmeye odaklanan Koçman, gençlerin eğitimine özel ilgi göstermiştir. Gelecek gördüğü, çalışkanlığıyla dikkat çeken gençlere desteklemenin yollarını aramıştır. Yöre insanlarından Besim Bayındır, Hayriye Tomaş gibi isimlerin eğitimini yurt dışında okutmak da dahil üstlenmek istemesi, tenisçi Remzi Aydın'ı desteklemesi bu durumun örneklerindendir. Yardım konusunda sadece eğitimle yetinmeyen Koçman, iş yerlerinin olduğu bölgelerdeki tüm ihtiyaçlara yetişmeye çalışmıştır. Nerede okul, cami, çeşme yapılacaksa Koçman'a gidilirdi. Sıtkı Koçman gelince herkes yanına koşuşur, etrafını sevgiyle sarardı. Bir siyasetçi gibi karşılanır, ondan yardım istenirdi. Koçman ya kendi imkanlarıyla ya da Demir ile telefon ederek, çünkü doğrudan görüşebilirdi, işleri yaptırırdı. Etrafı her zaman kalabalıktı. Nüktedan çok hoş bir insandı. Köye yapılacak bir şey varsa hep yardımcı olurdu. Koçman'ın Göcek halkıyla kurduğu yakın bağlarda bu türdendir. Göcek Okulu'nda görev yapan ilk öğretmen Şükrü Saruhan ve Koçman, okulun eksikliklerinin giderilmesi, köyün kalkınması için birlikte çalışmışlardır. Göcek civarında başlayan yöre halkıyla birlikte hareket etme arzusu, ilerleyen yıllarda daha geniş çaplı projelere zemin hazırlamıştır. Bu sürecin hedef noktası ise başka yörelerin çocuklarının da hayatına dokunacak vakıf idealini gerçekleştirmektir. Sıtkı Koçman Vakfı'nın kuruluşu ve faaliyetleri Engin görüşlü bir insan olarak Sıtkı Koçman, bireysel yardımlarını kurumsal, düzenli, sürekli ve geniş kapsamlı hale getirmenin gerekli olduğunu, bu ihtiyaçların ancak bir vakıfla karşılanabileceğini öngörmüştür. Kökleri, 1975 yılında kurulan Muğla Eğitim Vakfı'na kadar giden kurum mevzuattaki güncellemelere paralel olarak birkaç defa isim değiştirir. 2000 yılında Sıtkı Koçman'ın isminin ilk defa vakıf tabelasına eklendiği kuruluş, 2004 yılında ise nihai hali olan Sıtkı Koçman Vakfı adını alır. İlerleyen zamanda üniversitemizin gelişmesini sağlayacak en önemli yapılardan biri olacak bu vakıf aracılığıyla öncelikle fakülteler, yüksek okullar ve yurtlar yapılır. Sonrasında ise spor salonu, yüzme havuzu, sosyal ve kültürel alanlar, yemekhaneler inşa edilir. Bir öğrenci için kampüs hayatına dair bütün imkanları sunan Sıtkı Koçman, gençlerden sadece okumalarını ve iyi birer insan olmalarını ister. Onun bu ilkeleriyle canlanan Sıtkı Koçman Vakfı, başarılı faaliyetleri neticesinde Muğla Basını'nda Devlet gibi vakıf başlığıyla anılır. Vakıf binasının açılış töreninde konuşan Sıtkı Koçman İyi niyet, azim ve sabırla başarılamayacak iş yoktur diyerek gençlere kendi başarısının sırrını verir. Muğla Üniversitesi'nin büyümesi ve Ege bölgesinin önemli eğitim kurumlarından biri olmasını sağlayan Sıtkı Koçman'ın eğitim faaliyetlerine yönelik çalışmaları 1999 yılında başlar. 1999 ve öncesinde Muğla'daki üniversite öğrencileri için en büyük sorunlardan biri barınmaydı. Kötekli, Yeniköy, Bayır, Yelkessik tarafında birçok köydeki bazı yerler küçük tadilatlar sonrasında evlere dönüştürülerek öğrencilerin barınma ihtiyacı karşılanmaya çalışılıyordu. 1994-1998 yılları arasında üniversite yönetiminin yapması gereken en önemli ve öncelikli iş yurt sorununu çözmekti. Tam da bu sıralarda Koçman'ın hayatında kederli bir hadise yaşanır. Dönemin rektörü Etsem Rui alınan bilgilere göre bu hadise üniversitenin geleceği için bir dönüm noktası teşkil eder. Sıtkı Koçman, 1999 yılında oğlu Ali'nin vefatıyla hayattaki en zor acıyı yaşar. Alaaddin Arpat, adeta dünyası yıkılan Koçman'ın durumuna derinden üzülür. Oğlu için hayır faaliyetinde bulunmasını şu sözlerle önerir. Efendim, Muğla Üniversitesi Rektörü öğrencilere yurt yapılmasını istiyor. Siz de rahmetli Ali Koçman adına Muğla'da bir yurt yaptırsanız ne güzel olur. Arpat, Koçman'ın olumlu geri bildirimini dönemin rektörü Profesör Doktor Etsem Fığlalı'ya müjdeler. Bu sırada Rektör Fığlalı zihninde canlanan yurt projesini anlatır ve Arpat bu projeyi Koçman'a iletir. Aradan bir hafta geçmeden Ceylan Holding yöneticileri yurt yapımı için rektörlüğe gelir ve yurdun yapılacağı yerin gösterilmesini isterler. İşlerin bu kadar hızlı ilerlemesi Etsem Roy'u Fığlalı'yı son derece heyecanlandırır. Bunun üzerine duygularını ve minnetini satırlara döken Fığlalı, Sıtkı Koçman'a bir mektup gönderir. Koçman bu samimi mektuptan çok etkilenir. Bir hafta sonra rektör Fığlalı'yı görüşmeye davet eder. Fınalı bu görüşmede üniversitenin geleceğiyle ilgili faydalı olacağını düşündüğü başka projeleri de kendisine sunar. Ayrıca rektör, üniversite vakfının Koçman'ın himayesine girmesini teklif eder. Koçman da bu teklife kayıtsız kalmayarak vakfı himayesine almayı kabul eder. Koçman yeniden görüşmek için rektörden bir gün otelde konaklamasını ister ve daha sonra rektörü otelden aldırarak yeniden bir görüşme gerçekleştirir. Bu buluşmada Koçman, rektör Profesör Doktor Etsem Ruy'u fığlalıya 30 milyon dolar vereceğini söyler ve bahsettiği projeleri hayata geçirmesini ister. Koçman bu parayı rektöre tahsis edeceğini bildirir. Ancak rektör parayı kendisine değil de üniversiteye tahsis ederse vergi indiriminden yararlanabileceğini söyleyince Koçman bu paranın tamamen vergisi ödenmiş kendi net kazancından olacağını belirtir. Bu gelişmeler Koçman'ın birçok özelliğini doğrudan yansıtır yurt yapımını kabul etmesi ve yüklü bir meblağ yardımda bulunması hayırseverliğinin, görüşmeler sonrasında Ceylan Holding'i derhal üniversiteye yönlendirmesi iş bitiriciliğinin, vergi indiriminden yararlanmaktan imtina etmesi ise ülkesine bağlılığının göstergeleridir. Böyle sıkıntılı bir durumdayken Koçman hızır gibi yetişerek yurt sorununun çözümüne yönelik çalışmalara başlar ve çok geçmeden kampüs içindeki Mefaret Koçman Kız Öğrenci Yurdu'nun inşaatına başlanır. Kız Yurdu İnşaatı, Koçman ile üniversite arasında derin ve uzun yıllar sürecek işbirliğinin ilk adımıdır. Ancak Koçman bu türden tekil yardımlarla yetinmek istemez ve yardımlarda süreklilik sağlamak için bir vakıf kurmaya karar verir. Bu hamle üniversitemiz için hayati bir sürecin başlangıcıdır. Dönemin rektörü Ethem Fulalı Koçman'la tanıştıktan sonra üniversitenin ihtiyaçlarıyla ilgili bir rapor hazırlar ikilinin buluşması Sıtkı Koçman'ın İstanbul'daki ofisinde gerçekleşir. Sayın Koçman'la ofisinde görüşürken özellikle rektör hocaya zaman zaman da bize öyle ilginç sorular soruyordu ki düşünmeden cevap vermeniz mümkün değildi. Hatta ben bir ara Yaşar Güneş'e sessizce sınavımız çok ağır, hayatımda hiç böyle ağır bir sınav olmamıştım dedim. Ancak Fığlalı Hoca, üniversitenin geleceği ve hedefleriyle ilgili fikirlerini öyle güzel anlattı ki, hitabeti, sevgi dolu sözleri, ufkunun genişliliğiyle ikna olmamak mümkün değildi. Rektör Fığlalı, ''Biz para istemiyoruz, biz size projelerimizi hazırlayıp sunalım.'' diyerek Koçman'ın güvenini de kazanmıştı. Bu güven sayesinde raporda yazılanlar kısa sürede hayata geçirilir ve üniversitemiz o dönemdeki akranlarına kıyasla hızlı bir büyüme yaşar. 1999 yılında kurulan vakıf, üniversiteye çok sayıda yapı kazandırdıktan sonra ancak 8 Ekim 2002'de kendi yuvasına kavuşur. Bu tarihte düzenlenen bir törenle vakfın daha sonra merkezi haline gelecek olan Muğla'daki binasının açılışı yapılır. Törende konuşan dönemin rektörü Profesör Doktor Etsem Ruhi Fığlalı, Sıtkı Koçman'ın üniversitemize yaptığı katkıları Üniversitemizin kuruluşundan bugüne kadar geçen 10 yıllık sürede devletin üniversitemize verdiği ödenek 56 trilyonken Sıtkı Koçman'ın 3 yılda sağladığı katkı 46 trilyondur. Yüce Tanrı'dan ömrünü ömürler katmasını diliyorum. Sözleriyle özetler. Dönemin Muğla valisi Hüseyin Aksoy ise konuşmasında çok genç bir nüfusa sahip olan ülkemizde eğitim sorunlarının tek başına devletin imkanlarıyla çözülmesinin çok zor olduğunu belirterek Saygıdeğer Sıtkı Koçman Beyefendi, ülkemizin yetiştirdiği ender hayırseverlerdendir. Sıtkı Koçman'ın Muğla ve Muğla Üniversitesi'ne kazandırdığı eserler, ülkemizin aydınlık yarınlarında ve sağlıklı nesiller yetiştirilmesinde hayati öneme sahiptir, demiştir. Sıtkı Koçman, bu binaların ve eşyaların kaliteli olmasına özel bir önem vermiş ve seçimlerini titizlikle yapmıştır. Buradaki öğrencilerin geleceğin Türkiye'sini kuracaklarını bilen Koçman, onların üstün körü ve alelacele yapılmış ortamlarda eğitim görmesine razı olmaz. Aşağıdaki pasaj onun bu konudaki hassasiyetini örnekler. Sayın Koçman, inşaatlar devam ederken Muğla'ya ziyarete gelir ve yapılan inşaatların kalitesi konusunda uyarılarda bulunurdu. Bizim projelerimiz resmi devlet binalarından bir kademe daha kaliteliydi. Çünkü bayındırlık birim fiyatlarına göre değil, özel fiyatlarla keşifler hazırlanıyordu. Sadece binaların sağlamlığı değil, öğrencilerin kullanacağı eşyalar da son derece kaliteliydi. Öğrenci sarayı yapıldığında son derece güzel, kaliteli, birinci sınıf bir kafeterya ve yemekhane hizmete girmişti. Kafeterya kısmı kaliteli deri koltuklarla donatıldı. Bu malzemeler alınmadan önce en çok tartışılan konu öğrencilerin kötü kullanıp kullanmayacağı ve böyle bir malzemenin neden alındığıydı. Ancak bizler de gördük ki kalite artınca öğrenciler de eşyalara sahip çıkarak itinayla kullanmışlardı. Nitekim uzun yıllar alınan deri koltukların öğrenciler tarafından hiçbir zarar verilmeden kullanıldığına şahit olduk. Üniversitemize fakülte ve yüksek okulların yanında sosyal ve kültürel alanların da kazandırılması gerekiyordu. Okul bütçesinden ödenerek satın alınacak diğer kurumlara ait binaların bedelini de Sıtkı Koçman karşılamıştır örneğin mihrimah valide sultan vakfına ait olup zirai donatım kurumu tarafından kullanılan arazi ve binaların parası koçman tarafından ödenmiş ve üniversitemize kazandırılmıştır muğla'nın benden daha varlıklı zenginleri var bundan sonra muğlalıların da birleşmesi ve bu gençler için onların da bir şeyler yapmasını bekliyorum Hayır ve yardım faaliyetlerini sadece üniversiteyle sınırlamayan Koçman, servetinin büyük kısmını eğitim, sağlık, bayındırlık ve yeni ticari faaliyet sahalarının açılması gibi çok çeşitli kollarda ülkesini geliştirmek için harcamıştır. Sıtkı Koçman'ı farklı kılan en önemli niteliklerinden biri de yanında çalışan işçileri, onların ailelerini ve yaşadığı yerlerdeki diğer insanları yakından tanımak için samimi çaba göstermesidir maden sahalarına gittiğinde çevre köyleri de ziyaret ederek oradaki insanlarla dostluklar kurmuş, onların dertlerine ortak olmuştur. Özellikle çocukların eğitim ve gençlerin iş durumlarıyla ilgilenen Koçman, bayram gibi özel günleri de onlarla birlikte geçirmeyi tercih etmiştir. Herkesle dostum ben. Muğla'ya gittiğimde belki de bin kişi gelip sarılıp öpüyor beni. Çoğunu da hatırlar, anasını babasını sorarım. Öylesine değil, Gerçekten merak ederim, ilgilenirim. Bunlar en güzel dostluklar. Göcek ve çevresinde her ziyareti adeta bir bayram havası yaratan Koçman'ın geliş haberi hızlıca etrafa yayılır, halk onun çevresini sevgi ve saygıyla sarardı. Çocukların coşkuyla koşturarak yanına gittiği Koçman, heybetli görünümüyle onlar için şefkat kaynağı, halk için ise adeta güven abidesi olmuştur. O yıllarda bu ortaokulunda yatılı okurken başarısıyla akranlarının bir adım önünde olan Nurettin Demir de bu kaynaktan beslenen çocuklardandır. Sıtkı Koçman'ın geldiği haberi bir şekilde yayılırdı ve o zaman çocuklarla birlikte yanına koşardık. Çarşıda otururdu, kiloluydu, göbekliydi. Sandalyeden taşardı onun hali. Bizler hemen yanına koşar elini öperdik. Geldiğinde herkese para verirdi. Bozuk paralar o zamanın koşullarında artık neyse ama bana gelince ayrı davranırdı. Diğer çocuklara metal para verirken bana kağıt para verirdi. "Sen okuyorsun. Onun için sen bunu dikkatli harcarsın." diyerek sırtımızı sıvazlardı. Bu haçlıkları çocuklara göre, okudukları seviyeye göre verirdi. "Bu şunun kızı, bu bunun oğlu, bu şurada okuyor." biliyordu. Çünkü aileleri ismen tanırdı. En çok ilgiyi çocuklara gösteren koçman Onların cumhuriyetin geleceği olduğunu her zaman aklında tutmuş ve desteğini haçlıklarla sınırlamayarak geniş kapsamlı projelere dönüştürmüştür. 1998'de Fethiye'de bulunan Yunus Nadil İlköğretim Okulu'na, 1999'da ise Karabörtler Selahattin Göktu İlköğretim Okulu'na çok sayıda derslik yaptırarak yöredeki çocukların geleceklerinin aydınlanmasına katkı sağlamıştır memleketin evlatlarına bu hizmetlerin götürülmesine yardımcı olmazsak, devlet imkanlarıyla bu geri kalmışlığın ortadan kaldırılması mümkün olmaz. Eğitim konusunda hassasiyetiyle bilinen Sıtkı Koçman, kendisine gelen yardım taleplerini hiçbir zaman geri çevirmemiştir. Kimi zaman bir mektup bile onu harekete geçirmeye yetmiştir. Söz gelimi, Fethiye'nin Seki Belediye Başkanı, inşaatı yarım kalan bir okul hakkında kendisine mektup yazarak yardımını ister. O sıralarda ağır bir ameliyat geçirmiş olan Koçman mektuba kayıtsız kalmaz ve yeğeni Celal Koçman'ı beldeye göndererek konuyla ilgilenmesini sağlar. Sonuçta yarım kalan lise Koçman'ın desteğiyle tamamlanarak eğitime başlar. Koçman'ın üniversitemize katkıları dışında eğitim alanındaki en büyük girişimlerinden biri Türkiye Eğitim Vakfı'nın kuruluşunda yer almasıdır. 1967 yılında Vehbi Koç, Sakıp Sabancı gibi ülkenin önde gelen bilim, fikir ve iş insanlarının içinde olduğu bir grup tarafından kurulan TEV, ekonomik gücü olmayan ama başarılı Türk gençlerine yurt içinde ve yurt dışında gereken desteği sağlamaya amaçlamıştır. Sev bursuyla yurt dışına giden ve dünyanın önde gelen üniversitelerinde okuyup geri dönen öğrenciler, güncel bilimsel gelişmeleri ülkemize taşıyarak modern çağın ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasiteye ulaşmamıza yardım etmişlerdir. Benim için önemli olan sağlık ve eğitimdir. Bugüne kadar hep sağlık ve eğitim için fedakarlıkta bulundum. Bulunmaya da devam edeceğim. Koçman, iş hayatının en önemli merkezi olan Muğla yöresiyle her zaman derinlikli bir ilişki içindedir. Yöre insanıyla kurduğu yakınlığın ötesine geçerek onların yaşam standartlarını yükseltecek hamlelerde bulunur. Söz konusu hamlelerde eşi Mefaret Koçman da her zaman yanında yer alırdı. Yıllar boyunca yaşadıkları bu coğrafyada sağlık sisteminin sorunlarını gözlemleyen ikili, konuyla ilgili girişimlerde bulunmaya karar verir. Yapımını üstlendikleri Fethiye Sağlık Meslek Yüksek Okulu'nun açılışında Koçman, eğitim ve sağlığa verdikleri önemi şu sözlerle ifade eder. Eğitim ve sağlığın bu memlekette çok gerilerde olduğunu gördüm. Türkiye şimdiye kadar en büyük kötülüğü cehaletten görmüştür. Onun için buraya 3 yıl önce bir sağlık mektebi yaptırmaya karar verdik ama yer bulamadık. Eğer o zaman yer bulabilseydik şimdi çok daha fazla şeyler yapmış olurduk aynı duyarlılığı tüm hayatı boyunca sürdüren Koçman, eşiyle birlikte Fethiye Göcek'teki sağlık ocağının yapımını da üstlenir ve daha önce binası olmadan elverişsiz koşullarda hizmet veren sağlık ocağı sonunda bir binaya kavuşur. 2001 yılında Mefaret Koçman Sağlık Ocağı adıyla açılan kurum, bölgenin yıllardır hasret kaldığı temel hizmetlerden birini karşılar. Çalışmalar bununla sona ermez. 2002 yılında Fethiye Sanköy'de bir sağlık ocağı daha yaptırılarak vatandaşların hizmetine açılır. Yardımseverliği yanında yenilikçi ve girişimci kişiliğiyle ülkemizde akla ilk gelen isimlerden olan Koçman, kendisi gibi alternatif iş sahaları oluşturmak isteyen yatırımcıları da destekler. Günümüzde dünya çapında tanınan ve turistik merkezlerden biri olan Göcek'te yatçılığın başlamasında etkisi vardır. Şu an 3000 civarında yatın demirlediği Göcek Yat Limanı'nın kuruluşuyla ilgili ilk girişimler 1960'lı yıllara dayanmaktadır. Örneğin bu yıllarda yatçılık girişiminde bulunan Şevket Saral fikrini hayata geçirmek istediğinde ilk olarak Koçman'a başvurmuştur. Sıtkı Koçman üniversiteye yardımlarına devam ederken ulaşım imkanlarını arttırma çalışmalarına da destek verir. Muğla Marmaris Karayolu üzerindeki Kötekli rampasından okula giriş yolu açmak ve öğrencilere karayolundan güvenli geçiş sağlamak için üst geçit ve bağlantı yolu yaptırır. 2000 yılında bitirilen Sıkı Koçman Köprüsü öğrenciler için büyük kolaylık sağlamıştır. Hayatının önemli bir kısmını geçirdiği, derin bağlar kurduğu Muğla'nın her ihtiyacını elinden geldiğince yetişmeye çalışan Koçman, şehrin sportif faaliyetlerinin gelişimine de yardımcı olur. Özel hayatında spora ilgisiyle bilinen hayırsever iş insanı bölge gençliğinin bu yöndeki ilgisini arttırmak ister. Böylelikle Muğla Spor Sıkı Koçman tesislerinin inşasını üstlenir. Hayırsever Hamdi Yücelgür soyunda halı sahayı yaptırmasıyla tesis tamamlanır. Tesisin renkli hikayesi ise Koçman'ın kişiliğinin uzlaşmacı yanına işaret eder. Bilindiği üzere eşi Mefaret Koçman pembe tonlarını çok sevmektedir. Bu nedenle Koçman yaptırdığı binalarda bu renkleri kullanmaya özen gösterir. Haliyle Muğla Spor Tesisinde de ilk önce pembe renk kullanılır. Bununla beraber ilerleyen dönemde Muğla Spor yetkilileri binanın rengini takımın renkleri olan yeşil beyaza dönüştürmeyi kendisine teklif ettiklerinde bu isteği olumlu karşılar. Koçman'ın eşinin sevdiği renklere bağlılığı üniversite binalarında da kendini gösterir. Merkez ve ilçe yerleşkelerindeki binaların renkleri Hangi binanın Koçman tarafından yapıldığının nişanesidir. Bir başka deyişle bu renklerdeki binalar Koçman'ın imzasını taşıyan anıt yapılardır. Sıtkı Koçman'ın kurumlara yardımı belediye düzeyinde de genişleyerek devam eder. Buna göre 1970'li yıllarda Muğla Belediyesi altyapı faaliyetleri için araç gereç ve makine eksikliği yaşar. Öyle ki en temel ihtiyaçlardan biri olan suya erişimde bile ciddi sıkıntılar yaşanır. Çözüm için en yakın kaynak olan Değirmendere suyunu Muğla'ya getirilmesi planlanır. Ancak bütçe ve imkanlar yetersizdir. Bunun üzerine dönemin belediye başkanı Erman Şahin, 1974 yazında Sıtkı Koçman'a durumu izah eder. Koçman, ondan aldığı ihtiyaç listesini ivedilikle karşılar. Neticede inşa edilen boru hattından gelen su, 1975 Mayıs'ında ilk kez depoya ulaşır. Koçman'ın Muğla Belediyesi'ne ve halkına katkısı gün geçtikçe artar. Belediye, ağır işlerde kullanmak üzere ihtiyaç duyduğu kamyon, traktör gibi araçların temininde ondan yardım ister. Koçman, 3 adet BMC kamyon, 5 adet Leyland traktör ve 1 adet Land Rover araç bağışlayarak bu yardım isteğine cevap verir. Koçman'ın şehrin gelişimine yönelik katkıları halk tarafından da karşılık görmüş, isminin yaşatılması için çeşitli girişimlerde bulunulmuştur. Belediyeler cadde, park gibi mekanlara onun adını vererek hatırasını ebedi kılmışlardır. Muğla halkının şükranını gösteren bu teşebbüsler aynı zamanda bölge misafirlerine Koçman ismiyle şehrin nasıl özleşleştiğini göstermektedir. Menteşe Belediyesi içinde yer alan Sıtkı Koçman Caddesi, Sıtkı Koçman Parkı, Fethiye Belediyesi sınırlarındaki Göcek Sıtkı Koçman Caddesi, Göcek Mefaret Koçman Caddesi şehrin minnettarlığını gösteren örneklerdendir. Sıtkı Koçman'ın ismi sadece tabelalarda değil, okulumuzda okuyan tüm öğrencilerin gönüllerinde yer almıştır. Üniversitemizde 2001 yılından itibaren bilim ve kültür şöleni olarak düzenlenen Sıtkı Koçman günleri onun doğum tarihi olan 13 Kasım'da başlamakta ve takip eden günlerde devam etmektedir. Koçman, sağlık sorunları nedeniyle bu kültür şöleninin ilkine katılamamış, ikincisine iştirak etmiştir. Bu etkinliklerde konuşmalar, film ve tiyatro gösterimleri, sergiler ve konserler tertip edilmektedir. Ayrıca örnek bir insan olan Koçman'ın hayatından muhtelif kesitler sunulmaktadır. Böylece Muğla St. Koçman Üniversitesi'nin her bir öğrencisi, kaldığı yurtları, okuduğu okulları yaptıran hayırsever Sıtkı Koçman'ı yakından tanıma fırsatı bulmaktadır. Koçman'ın hatırasının bilimsel faaliyetler aracılığıyla yaşatılması için de girişimlerde bulunulmuştur. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün Sobiyat adlı dergisi 43. sayısını Sıtkı Koçman'ın anısına ithaf etmiştir benzer bir hassasiyetle rektörümüz Profesör Doktor Hüseyin Çiçek öncülüğünde üniversitemizde akademik çalışmaları teşvik etmek ve ödüllendirmek amacıyla başarılı bilim insanı ve başarılı öğrenci kategorilerinde Sıtkı Davut Koçman bilim ödülleri verilmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca Sıtkı Koçman Vakfı, Sıtkı Koçman Araştırma Ödülü ile bilim insanlarına desteğini sürdürmektedir. Koçman hiçbir karşılık beklemeden yaptığı yardımları yaşamı boyunca sürdürmüştür. Özellikle üniversitemize büyük atılımlar yaptıran desteği sayesinde binlerce insanın hayatına yön vermiştir. Emsalsiz hizmetlerinden dolayı üniversitemiz ilk fahri doktora unvanını 29 Eylül 2000 tarihinde Sıtkı Koçman'a vererek şükranlarını göstermiştir yarım yüzyıldan fazla süren yardım faaliyetleriyle Muğla'nın çehresini değiştiren, gerçek anlamda şehrin çağ atlamasını sağlayan Sıtkı Koçman, yerel yönetim tarafından her zaman minnetle anılmıştır. Muğla Belediyesi bu minnetini Sıtkı Koçman'a 10 Kasım 2002'de Fahri Hemşehrilik Berat'ı vererek sunmuştur. Doktor Osman Gür'ün Sıtkı Koçman'ın vefatıyla ilgili bir konuşmasında Koçman'ın her yeni şeyin altında imzasını bırakarak gittiğini belirtir ve Sıtkı Koçman'ın ailesi sadece kendi ailesi değil. Onun diğer ailesi, öğrencileri tüm Muğla ve Muğlalılardır. 10 Kasım 2002 tarihinde belediye meclisimiz Koçman'ı Muğla'nın tek fahri hemşehrisi ilan etti. Muğla'lı kendisine minnettardır diyerek şükranlarını dile getirir. Onun ülkemiz için gösterdiği çabalar devletin üst kademelerinde de her zaman takdirle karşılanmıştır. 2002 yılında layık görüldüğü Devlet Üstün Hizmet Madalyası aynı yıl dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından kendisine takdim edilmiştir. Bir eğitim aşığı olan Koçman için en büyük ödüllerden biri şüphesiz ki isminin eğitim kurumlarında yaşatılmasıdır. Bu amaçla üniversitemiz yönetimi ve Muğla milletvekilleri 2001'den itibaren harekete geçmiş, çeşitli nedenlerle uzayan süreç 2012'de nihayete erdirilerek okulumuzun ismi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Tüm üniversite camiamızın Koçman'a şükranlarını gösteren bu değişiklik isminin sonsuza kadar hürmetle anılmasına vesile olacaktır. Bu kıvanç verici gelişmeyi üniversitemiz kurucu rektörü Profesör Doktor Etsem Ruhi Fığlalı, dönemin rektörü Profesör Doktor Mansur Harmandara yazdığı mektupta şu sözlerle değerlendirmiştir. Profesör Doktor Sayın Mansur Harmandar. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü. Üniversitemizin adının nihayet Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak değiştirilmiş olduğunu, 31 Mayıs 2012 gün ve 28.309 sayılı resmi gazeteden öğrenmiş bulunuyorum. Şu anda görevdeki rektörümüz sıfatıyla zat halinizi ve üniversitemizin değerli öğretim elemanlarını, cefakar personelimizi ve sevgili öğrencilerimizi gönülden kutlarım. Doğrusu bu haber Son yıllarda beni en çok sevindiren ve hüznümü bahtiyarlığa tebdil eden bir haber olmuştur. Çünkü hepimizin yakinen bildiği gibi üniversitemizin hamisi merhum Sıtkı Davut Koçman bir devlet kurumu olan Muğla Üniversitesi'ne 3,5 yıl gibi çok kısa bir süre içinde ve hiçbir karşılık beklemeksizin 40 milyon doların üstünde para harcayıp akademik, sosyal ve sportif tesisler olarak 85.118 metrekarelik kapalı alan kazandırmıştır. Onun bu ölçüdeki bir yatırımla büyük bir vakıf üniversitesi kurabilme şansı bulunmasına rağmen devletimizden hiçbir talebi olmamıştır. Üstelik o, bütün bu yatırımları, vergileri tamamen ödenmiş olan kendi öz birikimini kullanarak gerçekleştirmiştir. Onun bu ihlaslı, ivassız ve garazsız tutumu karşısında biz de üniversite olarak tamamen onun bilgisi dışında İlki 24 Ocak 2001 tarihinde olmak üzere iki defa YÖK'e müracaat ederek üniversitemizin adını Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak değiştirilmesi teklifinde bulunduk. Gerekli siyasi ve idari mercilere de başvurup arızalarımızı takdim ettik. Muğla Üniversitesi'nin hamisi merhum Sıtkı Koçman'ın sağlığında devletin de kadir bilir ve hakşinas olabileceğini göstermek için başvurduğumuz bu teşebbüslere ve ısrarlı gayretimize rağmen Devlet Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirme dışında maalesef başarılı olamadık. Teşebbüslerimizden bilare haberdar olan merhum Sıtkı Koçman, ulaşılan ya da ulaşılamayan sonuçtan dolayı çok üzüldü. Ama bugün çok önemli bir adaletsizlik izah edilmiş bulunmaktadır. Bu başarıyı ve mutluluğu bana ve inanıyorum ki bütün Muğla'ya tattıranları candan alkışlıyor takdir ve tebriklerimi sunuyorum. İnanıyorum ki cennetin en yüce yerinde olduğuna inandığım merhum Sıtkı Koçman'ın muazzez ve mualla ruhu manen gerçek huzura kavuşacak ve Türkiye'de Kadir Şinaslı'nın geç de olsa hala tecelli etmekte olduğunun hazını yaşayacaktır. 10 yılı aşan bir süredir üniversitemizin adını Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak değiştirememiş olmanın manevi ızdırabını ve hüznünü yaşayan biri olarak bu muhteşem sonucun kazanılmasında emeği geçen herkese gönül dolusu teşekkürlerimi, en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Profesör Doktor Etem Ruhi Fığlalı, Muğla Üniversitesi Kurucu Rektörü. Sıtkı Koçman'ın üniversitemize kazandırdığı yapılar. 2000 yılı. Mefaret Koçman Kız Öğrenci Yurdu. Fethiye Ali Sıtkı Mefaret Koçman Meslek Yüksekokulu. Ula Ali Koçman Meslek Yüksek Okulu Teknik Eğitim Fakültesi, Sıtkı Koçman Yabancı Diller Hazırlık Okulu, Sıtkı Koçman Öğrenci Sarayı, Ali Koçman Kültür ve Sanat Sitesi, Mefaret Koçman Sağlık Merkezi, Kampüs Altyapı, Yollar, Köprü, Çevre Aydınlatma, Fen Edebiyat Fakültesi, Jeneratör ve Kesintisiz Güç Kaynakları. 2001 yılında Sıtkı Koçman Spor Tesisleri, Milan Sıtkı Koçman Meslek Yüksek Okulu, Hocmanlar 2002'de Fethiye Sağlık Yüksekokulu, 2003'te ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesidir. Yeni bir üniversite kurmak, uzun yıllar boyu devam eden meşakkatli bir yolculuktur. Maddi olanakların tek başına yeterli olmadığı bu süreçte çok sayıda zorluk ortaya çıkmaktadır. Bunları aşmak, müteşebbis bir karakterin temel nitelikleri olan cesaret, öngörü, emek, birlikte çalışma ve yönetme yetisini gerektirir. Güvenebileceğiniz insanlarla yola çıkarsanız asla kötü olaylarla karşılaşmazsınız. Kör değneğini bellermiş gibi. Ahbaplıklarımız, dostluklarımız da öyle oldu hayatta. Üniversitemizin kuruluş aşamasında ortak akılla hareket eden kurucu rektörümüz Ethem Ruhi Fığlalı ve hamimiz Sıtkı Koçman yollarına çıkan muhtelif engelleri aşma başarısı göstermişlerdir. Akla ilk geldiği üzere sadece maddi engellerle karşılaşılmamış günlük hayattan, toplumsal ilişkilerden kaynaklanan sorunlar da sıkça yaşanmıştır. Üniversitemiz kurulurken ilçelerdeki birimlerinin de aynı anda faaliyete geçirilmesi sırasında bazı problemlerle karşılaşılmıştır. Fethiye Meslek Yüksek Okulu'nun yapılış hikayesi bu sürecin ne kadar zorlu olduğunu gösteren örneklerdendir. 2001 yılında Fethiye Karaçulha'da Sağlık Yüksek Okulu ve Öğrenci Yurdu yapılmasına karar verilir. Ancak hazineye ait olan arazinin bir kısmı o bölgede oturan vatandaşlar tarafından kullanılmaktadır. Sıtkı Koçman'ın teşebbüsüyle bu kişilerin ihtiyaçları karşılanarak arazinin üniversiteye tahsisi planlanır. Okulumuzun çeşitli birimlerinden oluşturulan bir ekip ilçeye intikal ederek bu ailelerle görüşür. Görüşmeler uzayınca orada yaşayan en yaşlı kişinin evinde toplanma kararı alınır. Akşam gerçekleşen toplantıda çetin tartışmalar yaşanır ve sonrasında olaylar şöyle gelişir. Salonun baş köşesinde yaşlı bir teyze oturuyordu. Sorduğumda evin babaannesi olduğunu söylediler. Sesler çok yükseldiği zamanlarda bastonunu tahtaya vuruyor ve herkesi susturuyordu. Saatler ilerledikçe anlaşma sağlanamayacağını anlayıp salondan ayrılıp yan odaya gittiğini gördüm. Orada bulunan hanımefendilerin birinden beni biraz önce buradan ayrılan yaşlı teyzeyle görüştürmesini istedim. Teyzenin yanına gittiğimde bu okulda kız öğrencilerin okuyacağını, onların güvenli bir yurtta kalarak eğitimlerini sürdürebilmeleri için de bu arazilerin boşaltılması gerektiğini anlattım. Hiçbir şey söylemeden bir süre dinledi ve sonunda sadece iki soru sordu. İlk sorusu sen nerelisin oldu. Erzurumluyum, dadaşım dedim. İkinci sorusu ise sözünüzde duracak mısınız? Bu insanları mağdur etmeyeceksiniz değil mi oldu. Kesinlikle sözümüzde duracağız ve gerek belediye gerekse Sıtkı Koçman verdikleri sözleri yerine getirecek biz de takipçisi olacağız dedim. Bunun üzerine bastonunu istedi ve birlikte salona geldik kapıya bastonuyla vurarak herkesin susmasını sağladı ve o güzel fetiye ağzıyla kesin sesinizi ve yarın herkes tapuya gitsin işi bitirin dedi ve gitti. Hiç kimseden ses çıkmadı. Biz de sessizce oradan ayrıldık. Ayrıldığımızda saat sabahın ikisini geçiyordu. Sabah dokuzda Fethiye Tapu Müdürünün odasına gittik ve beklemeye başladık. Yaşlı bir amca dışında hepsi gelmişti. Biz de bu yaşlı amcaya resmi araç gönderdik ve büyük uğraşlar sonunda ikna ederek tapu müdürlüğüne gelmesini sağladık. Fark ödemesi yapılarak tapu devir işlemleri yapıldı. O günler unutuldu. Beraber gittiğim bu üç yönetici arkadaşımla inanılmaz bir özveri ve olağanüstü gayretle, samimiyetle, içtenlikle bu işlerin yapılması için emek sarf ettik. Üniversitemiz Sıtkı Koçman'ın doğum ve ölüm yıl dönümlerinde, her akademik açılış ve mezuniyet töreninde Koçman'ı anmaktadır. 2018'de üniversitemiz Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Sıtkı Koçman'ın vefatının 13. yılı anma töreninde de Rektörümüz Profesör Doktor Hüseyin Çiçek'in ona olan saygı ve minnetin dile getirdiği konuşması tüm üniversite camiasının duygularına tercüman olmuştur. Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Hüseyin Çiçeğin kendi sesinden son söz. Hayatını anıtsal bir çınar ağacı gibi yaşamış, özel bir şahsiyet olan Sıtkı Davut Koçman'ı anmak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Göcek'te bulunan İngiliz firmasının krom madenleri işletmesinin müdürlük görevini üstlendiğinde Sıtkı Davut Koçman henüz 20 yaşında genç bir mühendisti. Otomobille tanışmadığımız 1930'ların Türkiye'sinde kendisi at üzerinde Göcek'in dağlarında madencilik sektöründe çığır açmak için uğraş veriyordu. Türkiye'de çalışanlara yönelik sigorta sisteminin henüz yaygınlaşmadığı o yıllarda madendeki tüm işçilerini, emekçilerini sigorta sistemiyle buluşturmuştu. Koçman daha o günlerde sadece hayallerle değil, yüreğiyle de mümtaz bir kişiliğe sahip, özel bir insan olduğunu belli ediyordu. İcra ettiği her çalışmada fark yaratan bir vizyona sahip olduğu açıkça görülebiliyordu. Madencilik, tavukçuluk, yem ve ilaç sanayi, inşaat, denizcilik, otomotiv sektörü. Çok az insan bu kadar farklı sektörde çalışmalarda bulunup tümünde de başarılı işlere imza atabilir bu yönüyle bakıldığında koşman tezlere konu olabilecek başarılı bir ticari hayatın baş başrolünde yıldız gibi parlamaktadır. Mehrum Koçman'ın 1957'de İzmir'de kurduğu BMC firması, Türk otomotiv sektörünün öncülerindendi. Bizler, eğer kendisinin otomotiv sektöründeki değerli tecrübelerinden daha fazla istifade edebilseydik, bugün Belki de bu sektörde çok daha farklı konuları konuşuyor olabilirdik. Ancak bugün keşke demek yerine kendisinin yaşam öyküsünden feyz alarak büyük bir inanç ve azimle ileriye bakmak durumundayız. Aslında Mehrun Koçman, eğitim alana yaptığı yatırımlarla bizlere çok önemli bir mesaj bırakmıştır. Bizler biliyoruz ki bir ülkenin kalkınmasındaki en önemli etken dinamik, nitelikli insan kaynağıdır. Bu bağlamda ülkemizin ve bölgemizin ihtiyacı olan araştırmacı, üretken ve üstün nitelikli bireyler yetiştirme görevini en iyi şekilde yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Nitekim üniversitemizin yeni yönetimi olarak meslektaşlarım ve idari personelimizle birlikte emanet aldığımız bu bayrağı ileriye taşımak adına önemli yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Bununla beraber merhum Koçman'ın eşsiz mirasını sürdürmenin ancak siz kıymetli öğrencilerimizin ülkemize katkılarıyla mümkün olacağına inanıyorum. Sizler bu başarı öyküsünden gerekli dersleri çıkararak hep birlikte yarınlarımızı inşa edeceksiniz. Kendisi ulu bir çınar olarak vatan topraklarına kök saldı. Binlerce genç o çınarın gölgesinde Koçman'ın ve şu an aramızda bulunan hayattaki en değerli varlığı Okşan Perese Hanımefendi'nin hayallerini yaşatacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti İstihdam Madalyası ve Devlet Üstün Hizmet Ödülü sahibi büyük insan, üniversitemizin hamisi Sıtkı Davut Koçman'ın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Kaynaklar Kitaplar Cumhuriyetimizin 80. yılında Muğla Daydala'dan Göce'ye Muğla Üniversitesi 10. yıl Belediye Başkanı Yazılar Muğla'da unutulmaz bir değer, halk adamı Sıtkı Koçman. Çalışanlarının görüşlerine göre bir iş adamı olarak Sıtkı Koçman. Muğla Üniversitesi'ne hazır gibi yetişen Sayın Sıtkı Davut Koçman'a ahde vefa başlıklı mektup. Sıtkı Koçman, sarı ceketli mühendis. Portre, Koçmanların hikayesi. Röportajlar Mehmet Tombak'la röportaj Mustafa Koyuncu'yla röportaj Nurettin Demir'le röportaj Saim Gürsoy'la röportaj Gazeteler Devrim, Güney Ege, Milliyet, Muğla Yeni Asır ve Yeni Gün gazeteleri arşivleri. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bülten arşivi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi basın arşivi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sıtkı Davut Koçman kitabını sundu. Dinlediğiniz için teşekkürler.